Dolmabahçe'den merhaba diyerek yayınımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Bülent Tuncay ile birlikteyiz. Spor Bence YouTube kanalında Beşiktaş Ankara Gücü karşılaşması öncesinde maç öncesi yayınımızdayız ve Beşiktaş'ın kadrosunu hemen iletelim. Karius kalede, Caner Solbek, Lens sağbek, Victor Ruiz ikilisi biliyorsunuz Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Elneny Atiba aynen devam. Enkudu bir kanatta, Tyler Boyd eski takımına karşı forma giyecek. Boateng ve Burak ikilisi de, daha doğrusu Boateng biraz Burak'ın arkasında gizli bir 9 numara gibi, sahte 9 gibi oynayacak. Hafta içinde de antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği Sergen Yalçın'ın ve hem mental hem de fiziksel olarak özel bir takım motivasyonlar uyguladığı söyleniyordu. Zaten Boateng geldikten sonra bu statta oynadığı iki karşılaşmada da golü bulmuştu. Ön direkt organizasyonları ve ön direkt koşullarıyla golü bulmuştu Beşiktaş takımında. Ankara Gücü'nün kadrosuna bakacak olursak Ricardo kalede, Kitsiu, Pazdan, Kulusic, Atilla Turan savunma dörtlüsü, Fatih, Lukasik şeklinde bir orta alan, savunmaya dönük orta alan kurgusu. Sedat Ağaçay, Rodriguez, Mihalak ve Orgil'de en uçta oynayacak olan isimler. Ankara Gücü tehlikeli bir rakip ama Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın geldikten sonra bir değişim söz konusu. Bülent, hemen sana bırakayım sözü, neler söyleyeceksin? Valla Beşiktaş'ta Sergen Yalçın aynı malzemeden yeni yemek yapma verdiğinde bu kolay bir şey değil. Yani yapabileceğiniz şeyler belli, sadece türlü yapıyor. Yani yemeğin şeklini değiştiriyor, biraz da tuz biber ekliyor, tatlandırıyor. Beşiktaş'ta gördüğümüz de bu. Aslında Beşiktaş son kullanım tarihi gelen bir takım. Yani aslında nüvesine baktığımızda üst üste 2 sene şampiyon olan kadronun takviye edilmiş hali. Yani üzerinden zaman geçmiş. O zaman çok güçlü olan futbolcular artık yaş almış ve aynı verimi sağlayamıyor. Tempo yükselttiğinde çok yoruluyor ve belli bölümlerde kontrolü kaybedebiliyorlar. O baskı anlarında da kontrolü ele geçiremiyorlar. Eskiden öyle değildi. Bundan 5 sene önce bu kadro çok daha verimliydi. Ama 5 sene önce buradan sadece hani kim vardı? Caner var, Burak belki var, Atiba var. Burak yok canım, 5 sene önce nerede? Bir tek Atiba ile Caner var, başka kimse yok. Yani 9 kişi değişmiş. İyiye de bir değişim değil üstelik. Yani iyiye de değil. İyiler gitmiş. Hayır ama geniş kadroya baktığında da şey duruyor. Yani tabii ki bu değişim başlıyor, yavaş yavaş yapıyor ama kadro bu değişimi kaldırmıyor. Yani o yerine alınan... 30'luklar kalmış da gençler yok. Yaş ortalaması yüksek. Tabii. Yani yerine alınan, mesela hala Atiba'dan medet umuluyor. Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bek yok. Lens oynatıyorsun gibi problemleri var. Yani onu bir türlü aşamıyor. Yani bunu nasıl aşar o da ayrı bir... Yani Necip mesela hala kurtarıcı olarak yedek kulübesinde yer alıyor. Oysa gençleri biraz daha oynatmak gerekiyor. Tabii Sergen Yalçın'ın burada bence yapabileceği nokta şu olabilir. Yani türlüyü değiştirmek için yeni malzemeler katabilir yemeğe. O yeni malzemelerde Umut Nayır olabilir, Güven Yalçın olabilir, Erdoğan Kaya olabilir, Rıdvan Yılmaz olabilir. Yani bu tür isimleri bence, ya da kalede Utku'yu deneyebilir. Çünkü yani o çok daha önce yapması gereken yani, bir şeymiş gibi görünüyor bana. Ya bu sene Beşiktaş en fazla ilk 5'e girebilir. Yani şu anda puan cetvelinde de zaten bulunduğu 5. sırada. 5. sırada. Yani bundan daha kötüye de girebilir. Altında Alanya, Fenerbahçe kendisini zorluyor. Yani ilk 5'e girmek Beşiktaş'ın bu seneki performansı göz önüne alındığında normal sonuç kabul edilebilir. Ama bunu kazanca çevirebilmenin yolu oyuncu kazanmaktan geçer. Bence Beşiktaş buna yatırım yapmalı. Bu dönüşümü hayata geçirmeli. Yani şeylerle bir yere kadar gidebiliyor. Ondan sonra tıkanıyor. Doğru. Doğru. Bülent başa karıyor istersen bak. Yayında da ondan sonra yani ne olmaz ne olmaz tabii. Çocuklarımız aradığı zaman her zaman öncelik çocuklardır. Bu sırada tabii yayına da ses gitmesin diye ben mikrofonu aldım. Mikrofonu hatta kendime şöyle takayım sevgili dostlar. Çift mikrofonla yayın yapmaya devam edeyim size. Bülent'in de söylediği gibi Beşiktaş şu anda 40 puanla 5. sırada yer alıyor. Medipol Başakşehir 49, Trabzonspor, Galatasaray ve Demirgöl Sivasspor'un da 48'er puanları var. Yani Beşiktaş yukarıdaki en yakın rakip olan 4. sıradaki takım Demirgöl Sivasspor takımına 8 puanlık bir dezavantajı var. Şu anda siyah beyazlı takımın
Kendisinden daha yukarıda 4 takım var ve bu 4 takım 8-9 puanlık farklarla bulunduğu için hani bundan sonraki haftalarda işi biraz zor. Ama Sergen Hoca'nın da hem daha önce hem de daha önceki basın toplantılarında dile getirdiği gibi kazanabildikleri kadar kazanacaklarını, daha sonra da rakiplerinin puan kaybı yapmasını bekleyeceklerini dile getirmişti. O nedenle bakalım. Ankara Gücü'nün ligdeki durumu daha da sıkıntılı. Çünkü ligde en son bölümde yer alıyor. 20 puanla 17. sırada yer alıyor. Ve düşme hattının tam içinde. Sıkıntılı haftalar. Mustafa Reşit Akçay sonradan takıma gelen bir teknik adam. Ve onların için iş biraz daha zor görünüyor. Ama Mustafa Reşit Akçay geldikten sonra daha verimli oynamaya başladı. Yani Orgun zaten çok tehlikeli bir oyuncu. Ciddi atakları var. Yani onu durdurmak kolay bir şey değil. Çok güçlü bir futbolcu, çok güçlü bir santrafor. Toplu ve topsuz hareket edebilen, rakip savunmayı her zaman zorluk çıkartan bir isim. Bu açıdan baktığımızda bir de şey var. Rodriguez de çok enteresan. Yani sürpriz. Sen hani sahte 9 dedin ya, Boateng. Ankara Gücü'nün de Boateng'i sahte 9'u Rodriguez. Yani her an Beşiktaş savunmasında sürpriz yapabilir. Bir de Beşiktaş'ta şöyle bir problem var. Beşiktaş'ta Karyus'un röportajı vardı hafta içinde. Diyor ki gece ışıklandırmaları var ve ben o ışıklandırmalardan Türkiye'deki statlarda problem var, görmüyorum. Bu kadar golü ondan yiyorum ya. Yani evet, böyle bir arkadaşın tavuk arası olduğunu öğrendik. Yani böyle, ama onun dışında yani Karyus zaten çok güven vermeyen bir kaleci. Liverpool'da da biliyorsun, İngiltere'de de ışıklandığı şeyler var. Tabii aynen. O yüzden oldu. Ben Beşiktaş seyircisinden şimdi şey bekliyorum. Mumlarla gelip tribünde mum yakarak Karyus'a destek olacaklarını zannediyorum. Şimdi de onun sonra önünde nerede geldik tabii ya? Tabii tabii. Yani şimdi mesela Vida, Victor Ruiz ikilisinde de. Şimdi Vida Beşiktaş'ın emniyet sübabıydı ama Vida gevşedi. 2-3 maçta çok ciddi hatalar yapıyor. Performansı çok düştü ve Orgil'le Rodriguez karşısında Vida Ruiz ikilisi sıkıntı yaşayabilir. Yani Fenerbahçe maçında gördük ki Ankara Gücü dikine oynayan, az ama öz gelen ve çok süratli gelen oyuncular. Çok. Beşiktaş bu tür akınları kesme konusunda çok ciddi sorunlar yaşayan bir sezon geçirdi geriye baktığımızda. O yüzden de çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısın. Maç önü yayınımızın sonuna geldik. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum Bülent. Devre arası ve maç sonunda yeniden buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın.